Futbol her yerde bence aynı. Çok disiplinli de. Benim var. Çalıştıklarıma bağlı. Bence en iyi oyuncu ve daha iyisi hiç gelmeyecek. Futboldan önce aslında çok hayatım falan hani olmamıştı aslında. Çünkü 4 yaşında futbola başlamıştım. Onun öncesini çok hatırlamıyorum. Babam otobüs şoförü, annem büroda çalışıyor. Babam ve annem Almanya'da büyüdü. Yani orada doğdular. Dedem gelmişti. Rize. Babam beni futbola o başlatmıştı. Hep o benden top oynuyordu küçük yaşlarda. O da beni, yani o beni futbola o başlatmıştı. Okul, Almanya'da en iyi okula gidiyorum yani. En 3 tane okul var. Onun en iyisini okuyorum. 10. sınıftayım. İnşallah böyle devam eder yani. Çok iyi gitmiyor da idare eder abi. Babam teknik direktördü. Futbolu zaten o bana öğretti. Bir de dayım futbol oynadı. Çok da iyiydi ama evet, babam götürmüştü. Bizim amatör kulüp yanımızdaydı hemen. Oraya gitmiştim. 2 yaş büyüklerle oynamıştım 4 yaşında. Çok da inanmıştım. Hemen aldılar beni. Orada da başladım futbola. Almanya'da çok disiplinliler. Yani bize onu öğretiyorlar. Yani çok disiplinli oynuyoruz. Tempolu oynuyoruz. Çok taktik var. Onu öğretiyorlar bize. Bir başarıyı neye bağlıyorum abi? Aslında çalıştıklarıma bağlıyorum. Çok çalışmıştım sezondan önce. Çok da iyi hazırlanmıştım sezona. Öyle de gitti. Çok mutluyum bunun hakkında. Hangi yönlerini beğeniyor? Dribbling, şutlarım. Öyle şeyler. Yani ofansif daha çok. Çoğu hoca bana şey diyor. Defansif daha çok çalışmam gerektiğini söylüyorlar. Lionel Messi. Bence dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu. Yani GOAT. Ondan çok şey, onun gibi çok şey yapmaya çalışıyorum. Benim bir delim o. Evet, öyle benzetiyorum biraz. Bir de bence en iyi oyuncusu o ve daha iyisi hiç gelmeyecek. O yüzden çok seviyorum. Futbola odaklı kalmak için anneme babam bana çok yardım ediyorlar, kuzenlerim. Genellikle bütün ailem bana burada çok yardım ediyorlar. Aslında futbol dışında çok şey yani düşünmüyorum. Düşünmek de istemiyorum aslında çünkü futbola çok odaklanmalısınız iyi oynamak için. O yüzden ailem de bana burada çok yardım ediyor. Beni hep motive ediyorlar maçlardan önce. Bir de yani çok başka şeylere girmeyeyim diye, kötü şeyler yapmayayım diye çok uyarıyorlar. Öncelikle yakın zamanda Nürnberg'de birinci takımda oynamak istiyorum. Oradan da daha büyük kulüplere gitmek istiyorum, Avrupa gibi. Hayalim aslında Real Madrid'de oynamak. Ben dünyanın en iyi takımı odur ve orada oynamak istiyorum. Abi aslında çok fark yok bence. Futbol her yerde bence aynı spor. Yani çok değişik şeyler yoktur bence. Abi seçmek diye bir durum olamaz zaten çünkü biz Türk'üz. Gururla bu vatanım için oynayacağım ve gururla bu formayı taşıyorum. Hocamız benim babamı aramıştı. Burada oynamak ister misin diye yani milli takımda. Tabii ki çok sevinmiştim bu konu hakkında. Zaten ben hep milli takımda forma giymek istiyordum. O yüzden çok mutlu olmuştum. Bak. Saykan hocam. Hissettikleri çok gururluyum bu formayı giydiğim için. Çok gururlu ve çok özel bir duygu bizim için. Herkes bu formayı giymek istiyordu ve bize nasip oluyor. Çok mutluyum bu konuda. Çok mutluyum bu konu hakkında. Evet. Hocalarımız bize çok yardım ediyorlar saha içinde, saha dışında. Bize çok yardımcı oluyorlar. O yüzden onlara da çok teşekkür ediyorum. Yani ilişkimiz aslında çok iyi. Hocalarımız bize neyi daha iyi yapabildiklerimizi söylüyorlar. O bize çok yardım ediyor. Yani kalitesi öbür liglere karşı çok iyi değil de yine iyi oluyor daha da. Ama son senelerde daha iyi oldu kalite bence. Bence çok zevkli bakmaya. 4-2-3-1 bende. 4-2-3-1. Evet. Yani kalede Fernando Muslera koyarım. Bence Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi kaleci odur. Sağ beke Beşiktaş'tan Valentin Rozier'i koyarım. Stopper'e Marko ve Kim Min-jae. Sol bek'e de Van Aanholt'u koyarım. Orta sahaya, yani 6 numaraya Josef de Sousa'yı koyarım. Yanına da herhalde Siopis'i koyarım. Bence çok iyi oyuncu. 10 numaraya da Bakasetas'ı koyarım. Sağ kanata Raşit Gezal, sol kanata Kerem Aktürkoğlu. Forvet'e de Buffett İndigomis'i koyalım. Kaleye
Alisson Becker'ı koyardım abi. Sağ beke, o zaman sağ beke Hakimi'yi koyardım. Stopper'e Van Dijk, bir de Marquinhos'u koyardım. Sol beke de Robertson, çok iyi sol bek bence. Altı numaraya Verratti'yi koyardım, bir de Thiago Alcantara'yı koyardım. On numaraya Lionel Messi'yi koyardım. Sola Neymar'ı, sağ kanata Mbappe, önünde Cristiano Ronaldo'yu koyardım. Kaleye Iker Casillas'ı koyardım. Sağ beke Dani Alves. Stoperlere de genelde Van Dijk koyardım, bir de Sergio Ramos'u koyardım. Sol beke Roberto Carlos. Altı numaraya da Lothar Matthäus, bir de Zidane'ı koyardım. Ama öndeki dörtlü aynı yapardım yani. Pişmanlıklar aslında yoktu abi. Yani her şeyden bir şey öğreniyoruz ya, o yüzden bir konu hakkında pişman değilim aslında. Futbola başladım. İyi ki futbola başladım. Boş zamanlarında arkadaşlarımla geziyoruz. Yani çok şey yapmam abi, zaten çoğu zaman futbola gidiyor. Bunu da çok seviyorum, o yüzden yani çok şey yapmıyorum aslında futbol dışında. Unutamadığım maç geçen Slovenya'da Slovenya'ya karşı 4-3 kazandığımız maç. Çok güzel bir maçtı. 85 dakikasında 3-2 gerideydik. Çok moral düşüktü var, çünkü o maçı yenmeseydik Avrupa Şampiyonası'na gidemeyecektik. 4-3 yenmiştik. Ben de 2 tane gol atmıştım. O yüzden çok mutlu olmuştum o maç. Riva'daki ortam çok iyi abi. Arkadaşlarımızla beraber çok iyi hava var aramızda. Çok mutluyuz yani. Çok güzel geçiyor.